Selamlar. Şu an Mehmetçik'teyiz. Sezonun ilk doğa yürüyüşüne başlayacağız. Yudi parkurunu yürüyeceğiz. Ben heyecanlıyım, biliyorsunuz doğa yürüyüşleri, doğa sporları ayrıca hoşuma giden şeyler. İzleyin, yine çok keyifli program olacak. Parkurunun başlangıcına geldik. Şimdi rehberimiz bize anlatacak, rota ile ilgili bilgi verecek. Merhaba. Günaydın. Artık bir tanıtın yine. Seher Hanım, hoş geldin gene. Ben Engin Şah. Yürüyüş rehberiyim. Bugün de çok uzun değil ama çok güzel bir Yudi dağı parkurumuz vardır. Evet. 4,5 kilometre falan. Ama çok zevkli bir parkurdur. En ilginci de Yudi Dağı'nı görecek tabii. Evet. Bize efsaneyi orada mı anlatacaksınız? Oraya çıktığımızda size güzel bir efsane anlatacağım. Tamam. Çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Bu senenin ilk doğa yürüyüş. Öyle söyleyeyim size. Öyle diyelim. Evet, öyle olsun. Hadi açılışı hadi sizinle yapıyoruz. Açılışı güzel olsun. Sonbahar. Sonbaharın ilk yürüyüşü. Çok güzel olsun. Bizde de yeni endorfin, yeni yayın döneminin ilk doğa yürüyüşü. Ama sen de program başlarken öyle de. Evet. Yani programın başında da öyle de. Zaten öyle dedim. Şu anda programın başındayız. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Başlayalım. Tamam, görüşmek üzere. Hadi. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz çiçek sonbaharın habercisidir. Kıbrıs'ta buna şimşir çiçeği derler bazı bölgelerde. Ama gerçek ismi Türkçe'de ada soğanı. Ada soğanı çiçeği bu. Bu bitkinin yaprağı ve çiçeği, I will tell in English as well. Yaprağı ve çiçeği hiçbir zaman aynı anda görülmez. İlk yağmurlardan sonra Kasım ayında falan yaprakları çıkar ve yaprakları bahar aylarında kurur ve Ağustos ayının ortasından sonra Eylül ayı boyunca böyle güzel beyaz çiçekler açarlar. Ama yaprakla çiçeği asla beraber görmezsiniz. Bunların kökleri kocaman böyle soğanlar olur köklerinde. Görmüşsünüzdür mutlaka dağlarda. Kocaman soğanlar olur. Bu soğanlar aslında yenmez. Zehirli de değil. Lezzetsiz olduğu için yemezler. Bizim insanımız her şeyi yer, bilirsiniz doğada. Ama lezzetsiz olduğu için yemezler. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Kıbrıs'ta açlıktan, yoksulluktan bu ada soğanlarını kurutup una karıştırıp özel ekmek yaparlardı ve onu yerlerdi. Ama maalesef artık bu zamanda yapılmasın da zaten. Bunlar doğanın güzelliği. Bak ne güzel çiçekler açarlar bize. İngilizce ismi de sea squirrel.
yüdüğü görüyoruz. Şu anda çok anlaşılmıyor ama bu yoldan yukarı çıkıp tekrar aşağı inip o tarafa doğru gideceğiz. Şimdi su molası verdik. İzci lideri Çağan Baysan. Ay ne güzel, izci lideri. Ne yazıyor? Tamam. Walking and trekking. Ne denir? Normalde mesleğiniz nedir? Rehber öğretmen olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaktayım. Evet. Ailemle birlikte bu tura katıldık. 2 yıldan beridir bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle evde kapalıyız çocuklarla birlikte. Hem çocukları doğa sevgisini aşılamak hem de onların ergenlik çağında olduklarından fiziksel gelişimlerine, mental gelişimlerine, bizlerin de fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamamıza katkı sağlayacak düşüncesiyle Engin Bey ile birlikte ilk doğa yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu tura katılmaktan mutluyuz. Çok güzel geçiyor şu ana kadar. Yüdi Dağı'na hiç tırmanma şansımız olmamıştı. Ülkemiz harika, doğası mükemmel. Yani Temmuz ayı haricinde diğer aylar bu tür etkinlikler yapılabilir. Ya o zaman bile biz şey olarak yürüdük. Böyle gün doğup doğarken kalkıp 1-2 saate zaten yürüyemiyorsunuz daha fazla. Kesinlikle. Yani deniz olarak değerlendirilebilir bir aydır Temmuz ayı. Su sporları yoğun olarak. Çocuklarım. Bir sizi tanıyalım. Berke Kaan Baysan. Kaç yaşındasın Berke? 14 yaşındayım. Doğa yürüyüşü yapıyor musun? Yani çok değil ama ara sıra. Hadi bakalım, bugünden sonra belki hayatını da değiştirir ve seversin. Biraz anne baba zoruyla gelmiş gibi gözüküyorsun ama bence değişebilir. Bir seni tanıyalım. Yok, anne baba konuşuyor. Adım Emre Salay Baysan. 7. sınıfım. Evet. Aleksandrlar Ortaokulu'nda eğitim görüyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Daha uyanamadım ama yürüyünce kendimi çok iyi, zinde hissedeceğim. Öpüyorum seni. Arkadaşlarına tavsiye. Önce bir kere sen yürüyüşün sonunda tekrar konuşalım. Bir böyle bir gör şeyi. Bir sizi tanıyalım. Adım Özge Baysan. Evet. Ben de öğretmenim. Hafta sonu güzel değerlendirmek için çocuklarla birlikte ne güzel doğa yürüyüşüne katıldık. Bu süper, çok güzel bir örnek oluşturuyorsunuz. Hem ailenin beraber yapabileceği çok güzel bir faaliyet hem de ne denir, doğada bulunmak zaten başlı başına çok güzel. Sizin eklemek istediğiniz, söylediğiniz, insanlar neden doğa yürüyüşü yapsın? Öncelikle şehrin o karmaşasından uzaklaşmak için, dinlenmek için. Bir de pozitif hissediyorsunuz. Yürüdüğünüz zaman o enerji kazanıyorsunuz, pozitif oluyorsunuz. Bence zaman değerlendirmek için, birlikte olmak için güzel bir etkinlik diye düşünüyorum. Harikasınız, çok teşekkürler. Eyvah. Merhabalar öncelikle. İsmim Mustafa Özdeğirmenci. Bu yürüyüşe eşim Belgin'le birlikte katıldık. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben bu arada tabii ki Engin Şah Bey'e böyle bir organizasyon düzenlediği için ve sürekli takip ediyorum sosyal medyadan da. Böyle bu tür organizasyonları... Normalde doğa yürüyüşü yapıyor muydunuz? Tabii ki. Tabii bu arada şeyi de hakkını vermek lazım. Çelebi Gardı'nda. Çelebi Gardı'nın apayrı bir şeysi vardır. Turizme, işte bu tür etkinlikleri koymuş oldukları katkıdan dolayı onlara da teşekkür ederim. Evet, çok güzel, bizim kültürüne yönelik şeyler yapıyorlar. 7-8 yıldır yapıyoruz. Ama tabii böyle gruplarla değil, birebir kendimiz yürüyorduk. İşte Beş Parmak civarı, Alev Gayası, Kantara, Sentilaryon, Buafento, Lapta, hep buraları dolaştık. Mesleğiniz neydi sizin normalde? Serbest meslek, yoğurtçuyuz. Evet, yani yoğurt
yordun herhalde. İyi bir enerjisi var ki bizi kamçıladı. Yok, çok güzel bir örneksiniz. Bir isminizi öğrenebilir miyim? Belgin Özdeğirmenci. Siz Belgin Hanım, siz de aynı işi mi yapıyordunuz? Evet, aynen eşimle birlikte. Doğa yürüyüşüyle ilgili sizin düşüncelerinizi evet, alalım. Çok güzel bir organizasyon. Böyle bir organizasyonun içinde bulunduğum için çok mutluyum. Hele de bu enerjiyi, bu havanın temizliği, bunu bile içimize çekmek çok güzeldi. Bu parkuru yürüdünüz mü daha önce? Hayır, ilk defa yürüyoruz. Onun için çok güzel oldu. Heyecanlısın. Yani yürü daha onu biliyorduk da bu parkuru hiç yürümedik. İlk defa yürüyoruz. Sizin Yürü Dağ ile ilgili bilginiz var mı? Yok, hiçbir bilgim yok. Sadece uzaktan görüyorduk bu kuzey sahil yolundan geçtiğimiz zaman. Ve planlıyorduk buraya böyle bir yürüyüş yapalım. Bugüne kısmetmiş. Ben bir şey daha eklemek isterim. Çok güzel bir noktada duruyoruz. Hem Akdeniz'in işte kuzey tarafı görülebiliyor, bir de güney tarafı görülebiliyor. Harika. Güzel bir ülkemiz var. Adamız çok güzel. Doğamız çok güzel. Çok şanslıyız. Yani dolayısıyla ben herkesi tavsiye ediyorum. Yani bu doğaya mutlaka dokunsun. Herkes dokunsun. Doğanın içerisinde işte bu ormanlar, bu parkurlarda yürüsünler. İşte nedir bitki, işte Akdeniz iklimine uygun işte bitki örtümüzü tanısın insanımız. Bunlar kültürümüzdür, bunlar zenginliklerimizdir. Evet, bilirsek değer verebiliriz. Aynen, bilmediğimiz aynen. Şeyin değerini de aynen. Veremiyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim. Evet. Genelde Karpaz bölgesinde daha çok maki şeklinde büyüyen bir ağaç. Baktığınız zaman selviye de benzer yaprakları. Evet. Ama bu ardıç ağacıdır. İngilizce ismi de juniper'dir. Bundan cin yaparlar, cin içkisini. Çok iyi. Bunun meyvelerini görürsünüz. Evet. Hatta eskiden o meyvelerinden biraz tatlıdır da. Bir tadına da bakabiliriz. Reçel bile yaparlardı. Bunu haşlayıp suyundan reçel bile yaparlardı. Hatta dur keselim bir tane de bir tadına da. Olgunlaştığı dönemdir. Yani dur, oradan bir tane göreceğim. Tamam, alayım da onu çeksin. Al da bir tadına baksa böyle şey gibi bizim gonlara gibi. Dur bakalım. Nedir hocam bu? Juniper. Aman Allah'ım, şöyle benim bir tatlı. Bir şey söyleyeceğim, vallahi alkol tadı var. Bunlar, hayır ye bir tane ya. Şeyi alacaksın cin içeriğini hani anasonlu yediğinde rakının şeyini alırsın ya şimdi meyvelerini verdiler artık yavaş yavaş gelişir şu anda bence yapabilirler yaparlar ya yapılıyor yani yok evde yapılabilir yapabilir tabii. Ha. Alkole bakar şimdi şeyi anlatıyordu Engin hocamız bir yarım kilometre daha uzatacak ama muhteşem bir manzaradan götürecek bizi. Tamam ben artık endişelenmeye başladım. Bakın hakikaten manzara harika. Arkadaki manzarayı görüyorsunuz değil mi? Ta Girne'nin uçlarına kadar görebiliyoruz. İki tarafta bunun yani yedi konuk köyünü görüyoruz. O kadar güzel bir yerdeyiz ki anlatamam size. Yani her taraf çok güzel, her doğa, her parkur çok güzel ama hakikaten çok değerli bir yerdeyiz.
Halil, bir manzarayı gel gör. İnanılmaz bir manzara var bak. Çok güzel. Harika. Devam ediyor. Bakalım daha ne güzellikler göreceğiz. İzleyin. Yürüyüş sırasında çok güzel şeyler öğreniyoruz. Demin sohbet ederken tarihi bir yolu tekrarlayarak, kamp yaparak yürüdüklerinden bahsetti arkadaşlar. İzci kampı olarak. Sizi bir alabilir miyiz? Bize bir anlatır mısınız nedir ne değildir? Merhaba. Evet. Şöyle alayım da güneş tarafa sorayım. Kantara Kalesi'nde bildiğiniz gibi gençlik kampı vardır. Evet. Oraya izcilerimizle kamp kurduk. Cuma günü okul kapandıktan sonra Kantara Gençlik Kampı'nda gece konaklamamızı yaptık. Akşam yemeğimizi orada aldık. Cumartesi sabah yola başladık. Bu zirve yolu yürüyüşü olarak tanımladığımız ve rahmetli izcileri Ahmet Tansel adına adadığımız bir yürüyüştü izcilerimizle birlikte. Mersinlik Boğazı'nda sonuçlandırılacak bir yürüyüştü. Cumartesi gecesi de arada çadırlarımızda konuştuk. Tarihi olarak önemini bir onu vurgular mısın? Bu zirve yolu bildiğiniz gibi Geçitköy'e kadar zirveden tamamlanabilen bir parkur. Biz sadece Mersinlik Boğazı'na kadar olan kısmını tamamladık öğrencilerimizle. Evet. Yani duyduğum kadarıyla Romalıların Salamis kentine ulaşmak için inşa ettiği bir yoldur. Yer yer asfalt döşenmiştir, antenler Kantara Gençlik Kampı'ndan antenlere kadar olan kısmı asfalt dökülmüştür. Yine Saint Hilarion kısmından Geçitköy kısmına kadar yer yer asfalt dökülmüştür. Şeyi anlatın, o Kleopatra'nın hikayesini. Yani benim duyduğum Saint Hilarion kraliçesinin Saint Hilarion düştüğünde, yani düşmanlar saldırdığı zaman Saint Hilarion'a, o zirve yolundan Geçitköy istikametine doğru kaçtığı
şeklinde bir hikaye. Bunlar kulaktan kulağa anlatılan evet. hikayeler. Onu istiyoruz. Yani kraliçe kaçarken beraberinde de en kıymetli eşyalarını götürür. Kendisini temsil ettiği tabii ki nedir? Tacıdır, asasıdır. Bu tür şeyleri de beraberinde kaçırdığı ve halen bulunamadığı iddia edilir. Bulunduğu iddialarında da olanlar vardır. Baraja maraja koyduklarını söyleyenler var. Baraj çalışmasında bulduklarını iddia edenler var. Şimdi ekonomi kötü olunca tabii defineciler ürüyor. Yani onları da yanlış yönlendirmeyelim, şey yapmayalım. Hiç inanmayın, ne denir? Fala inanmayın, fazla kalmayın gibi. Bunlar çok güzel, ne denir? Yerlerin daha böyle ilginç kılan tatlı hikayeler. O yüzden vermeye tabii çalışıyoruz. Halk arasına karıştıkça, halkla sohbet ettikçe bunlar çıkabiliyor ortaya. Siz de şeyden bahsetmiştiniz. Sen Hilaryon değil de öbür kale. Buafento mu? Buafento'dan mı bahsediyorsunuz? Evet. Şimdi gene rivayete göre Saint Hilaryon, Buafento Kalesi ve Kantara Kalesi aynı dönemde inşa edilmiş. Evet. Ve haberleşme ateşle yapılıyormuş. Yani Kantara Kalesi'ne çıktığınız zaman hava temiz olduğunda Buafento ve Saint Hilaryon Kalesi'ni görebiliyorsunuz gündüz. Ama geceliğin de ateşle haberleşiyorlarmış. Haberleşirlermiş diye duyduk. Peki bu 101 oda hikayesi bu nedir? 101 oda hikayesi. Onu da, böyle alayım sizi tabii şu ki. Tarafa doğru alayım. Saint Hilaryon'un 101 odasının olduğu söyleniyor. Hatta eskiden biz Saint Hilaryon değil 101 evler derdik. Evet. Keza Kantara Galesi'nin de 101 odasının olduğunu öğrendim. Ve Kantara Galesi'nin 100 odası keşfedilmiş ama 101. oda daha bulunamamış. Evet. Diyorlar. Böyle bir rivayet var. Böyle bir söylem var. Şeyde bende işte ne denir daha bir sürü komik bulunamadığı sihirli, lanetli, bulunamaz çok büyük sırları gizliyor falan filan gibi hikayeler duyduk. Bizim de hoşumuza gitti. Kantara'nın. Bütün buradaki kalelerle ilgili söyleniyor. Evet. Yani zaten 101'in çok değişik bir anlamı var her bir yerde. 101 yani derslerin ilk öğrenildiği, ilk geçiş başka bir kapı, başka bir yere açılacak falan filan gibi. Neyse çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.